bir kez daha merhaba bir kez daha karşınızdayız yine Kanal T'deyiz. Saatlerimiz 16.20'yi gösterirken bugün gündemimizdeki özel konularla karşınızdayız. Bugün stüdyodayız herhangi bir sıkıntı yaşamamak maksadıyla tabii ki. Çünkü her ne kadar da ülkemiz altyapısından şikayetçi Olup da işte internetimiz yavaştır da o yüzden kesiliyor kopuyor desek de birinin bunu dikkate alacağı ve bu ülkedeki internet altyapısının yükseltileceği beklentimiz öyle çok yüksek değil. Ondan önce yükseltilmesi gereken, ondan önce yüceltilmesi gereken çok konu var diye düşünüyoruz. Efendim... Kanal T televizyonunda Serhat İncirli ile özel gündeme başladık ve bunun tabii ki paylaşımını da yaptık. Ee, Facebook'tan bizi izlemek isteyenler de izleyebilirler. Yasemin Ertuna ile Ali Unyayar hocam bizlere günaydın değil bugün kolay gelsin demişler. Çok teşekkür ediyoruz ve özel gündemimize bakanlığın, Sağlık Bakanlığı'nın bir açıklamasıyla başlıyoruz. Covid-19 mücadelesinde halkımızın kurallara uyması, bireysel olarak herkesin gerekli önlemleri alması, bulaşı en aza indirgemek için en önemli unsurdur diyor Sağlık Bakanlığı. Kısmi açılma döneminde genel bir kapanmanın tekrar yaşanmaması için bu mücadelede her bireyin maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması elzemdir. Maske nedir bilmeyenler için söyleyelim. Böyle bir alet bilmeyenler var diye düşünüyorum. Bilmeyenler çünkü belli ki veterinerleri öğretmemiş onlara. Bu bağlamda özellikle market alışverişi, bankalar ve mağazalar gibi yerlere gidilirken aile olarak kalabalık bir şekilde gidilmemesi bulaşı azaltmak açısından çok önemlidir bulunduğumuz ortamda elimizden geldiğince kısa süreli vakit geçirilmeli, alışverişi, gezme ve sosyalleşme ortamı olarak görmemeliyiz. Ateş, öksürük, halsizlik gibi COVID-19 konusunda en ufak bir kuşku oluşturan durumda PCR testinizi yaptırmak önemlidir. Temaslı olduğunuzu düşündüğünüzde, temaslı takip hattı olan 1102 numaralı hattın aranması en kısa sürede hastalığın tespiti ve tedavinin gecikmeden başlaması için büyük önem taşımaktadır. Son derece hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde halkımızın göstereceği duyarlılık ülkemizin bu salgınla mücadelesinde en önemli başarı unsuru olacaktır. Hepimizi derinden etkileyen genel kapanmaları yeniden yaşamamak adına halkımızı Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat göstermeye davet eder. Sağlıklı günler dileriz dedi. Çünkü durum pek de iyi değil. Neden iyi değil? E çünkü biraz koptu mesele. Size günün şiirini okuyayım. Ben yazdım. <laughs> e, aslında biraz gülün diye yazdım. Birazcık neşelenin diye yazdım. Öğrenciler için açtık dey teceden yolcu da geley içeri girey karantinaya gitmey bu durum ahaliyi incitey kafiye olsun diye yazdık bir kez daha okuyayım öğrenciler için açtık dey Teceden yolcu da geleği, içeri girey, karantinaya gitmeyi, bu durum ahali incitey. Bu yüzden lütfen çok dikkatli olalım. Karantinaya girmeyen karanlık tipler olduğu iddiası şu anda birçok kişinin diline yapışmış durumda. Ne olur böyle bir şey yoktur, yalandır de amcam... açıklamasını elyeli kardeşlerimize bırakmayalım. Yalandır de bakanım. Karantinaya herkes girey. Lütfen. Ama şiir ne diyor? Karantinaya girmey. Evet. Başka ne insanları üzüyor? Girne'de bir süpermarket. Lefkoşa'da da var. Hatta o kadar ünlü ki ismini bir yola vermiş, bölgeye vermiş metropol süpermarket. Girne iş yeri çalışanımızın PCR testi sonucu pozitiftir diyerek tedbir aldılar ama meğer negatifmiş. Dün yayınlanmış olan duyuruda bir karışıklık sonucu hatalı bilgi paylaşımı yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayız diyor Metropol açıklamasında. Yeni aldığımız bilgilere göre Metropol Girne iş yeri çalışanımızın PCR testi sonucu negatiftir. Evet. Metropol Girne ve Piziburger Girne iş yerlerimizin faaliyetlerini bugün durdurmuş bulunmaktayız ifadeleri kullanıldı. Metropol Girne ve Pizi Burger iş yerlerimiz yarından itibaren faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecektir. Şimdi hatalı bilgi yani niye böyle bir bilgi yayınlandı, neden yayınlandı? Bu ülkede bu konuların yasayla engellenmesi söz konusu mudur? E aslında yasaların her şeyi düzenlediği bir Gerçektir. Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı'nın bankalarla ilgili spekülatif açıklamasını Kudret Hoca kaç gündür söylüyor Kudret Say. Bu konuda Bankalar Birliği'nin de açıklaması olduğu e, sayın Arıklı'nın gerçekten dikkatli olması gerekiyor. Yani bence siyaset çok fazla demeç vermek, çok fazla açıklama yapmak değil, çok doğru tespitlerle açıklama yapabilmektir. Çünkü bankacılık yasası, bankalarla ilgili herhangi bir spekülatif haberin suç olduğunu sabit kılmıştır. Bu çok önemlidir, çok dikkatli olmak lazım. ha Bu arada da herhangi bir spekülatif durum söz konusu değil, bankaların durumunun gayet iyi olduğunu bankalar birliği açıklamış durumdadır. Bu bizim için tabii ki çok önemli. Yasal olarak sıkıntılı bir konu da birçok kişinin özel yaşamın gizliliğiyle ilgili olarak dikkatli davranmıyor. Hatta dikkatli davranmak bir yana son derece çirkin, son derece suç unsuru içeren rahatça istediğini istediği yerde söyleyebilir ve yazabilir pozisyona gelmesi de ifade özgürlüğü ile veya demokratik bir takım haklarla karıştırılıyor. Özel yaşam başka bir şeydir. Siyaset, demokrasi, insan hakları başka bir şeydir. Özel yaşamı insanın gözü önüne getirmeniz yasaktır. Bakın bu konuda özel hayatla ilgili yasa ne diyor? Çünkü bu konu bugünlerde özellikle bugün çok tartışılıyor. Çünkü geçtiğimiz gün bir yayın kurumunun kendi yöneticisi televizyona çıktı, kendi televizyona bağlandı ve tabiri caizse bugün basın senin ve gazeteciler Birliği'nin bu konuda açıklamaları var. Gazeteciler Birliği konuyu e, yargıya da taşıyacağını açıkladı. Kişisel verileri kişinin rızası olmaksızın basın yayın yoluyla veya sosyal medya aracılığıyla yayan kişi ağır bir suç işlemiş olur ve üç yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılır. Yayılan veriler kişinin siyasi veya felsefi görüşlerine, dinsel veya mezhepsel inancına, ırkına, etnik kökenine, cinsel yaşamına, cinsel yönelimine, sağlık durumuna veya siyasal partilerle ve sendikalarla bağlantılarına ilişkin ise ağır bir suç işlenmiş olur. Ve bu suçu işleyen kişi 4 yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılır. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özel hayatın ve hayatın gizli alanının korunması yasası iç düzeni ile alakalıdır. Biri size benim sağlık durumumu açıklayın demediği sürece de siz o kişinin sağlık durumunu Avrupa'da daha da farklı bir durum söz konusudur Avrupa'da özel hayat çok daha geniş bir çerçevededir ancak artistler sporcular onlarla ilgili daha farklı bir uygulama söz konusudur. Kraliyet ailesidir, şudur budur ama onlar içinde, onlar da kendi özel hayatlarının iyi, ihlal veya ifal edilmesi durumunda basın yoluyla dava açabilirler ve açmaktadırlar. Bizde de yasa çok benzerdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nin 24 Şubat 2014 tarihli 46. birleşiminde oy birliğiyle kabul olmuş bir yasadır ve Anayasanın 40 Anayasanın 94. maddesi de birinci fıkrada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanından e, yetki alarak yayınlanmıştır bu yasa Özel hayatın ve hayatın gizli alanının korunması yasası iç düzeni. Dolayısıyla <laughs> bu konuda. Basın Sen'in ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nin açıklamalarının da dikkate alınarak bundan sonra daha dikkatli davranılması gerektiği konusu önemlidir. Bunu başka konulara açmanın, çekmenin de anlamı yok. Özel hayatla ilgilidir sadece. Kişilerin siyasi görüşlerini, Kişilerin siyasi duruşlarını sizi hiç ilgilendirmez insanların kişisel duruşları, cinsel yönelimleri, sağlık durumları, kullandıkları e, ilaçlar veya aldıkları tedaviyi kimseyi ilgilendiren bir durum değildir ve biz buna lütfen dikkat etmeliyiz. Şiiri tekrar okur mu dedi bir arkadaş e, çok ilgimi çekti e, evet çok teşekkür ediyoruz Berkem. Redif izleyin de korkmayın diyor. Engin Derviş Berkemim çok sağ ol. Maske hikaye oldu. O da kurtarmaz. Yok iki tane, üç tane üst üste takasınız diyor. Engin Derviş kardeşim sağ ol. Fikret İpekçioğlu Londra'dan iyi yayınlar. Sağlık, sağlık. Ne zaman düzene girecekler onu açıklasınlar. Hikaye okumasınlar diyor Fikret İpekçioğlu. Çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Efendim <laughs> İlginç bir haber düştü internet sitelerine. Salamis harabelerinden bir parça ebay'de satışa çıkmış. Çok ilgimi çekti. Gireyim dedim ne satıyorlar? Rus'un biri taşını çalmış. Gelmiş çalmış. Bu konu çok önemlidir. Bu da çok büyük bir suçtur bilir misiniz? Bir ülkeden taş çıkaramazsınız. Ben denizin çakılının taşını bile vermeyebilirler size. Santorini'ye gidin Yunanistan adalarından. Santorini'den o kızıl bilmem ne şeyi var. Satarlar size taşı. O ayrı bir mesele. Faturasını yanınızda tutarsınız. O onu belki çıkarırsınız ama siz bir şey çalıp götürürseniz, alıp götürürseniz ve faturanız yoksa bunun hesabını verirsiniz. Adam gelmiş Salamis'ten kaya çalmış, götürmüş, eBay'de 85 dolara satacak. Gireyim dedim eBay'e. Öyle bir bir şey buldum ki Salamis antik şeyinden Şehrinden çalındığı veya çıkarıldığı tahmin edilen ya da öyledir diye 60 dolara satılan Yunan gümüş drahmisi de var. İsa'dan önce, Milattan önce dördüncü yüzyıldan kaldığı iddia ediliyor böyle bir bir şey de gözüme çarptı. Bu da tabii ki günün ilginç haberleri arasında yerini aldı bize göre öyle düşünüyorum. Ee, sevgilerimi, saygılarımı da tabii ki bu güzel tarihi eserleri Ayşaf Türk iyi yayınlar demiş bize koruyan gözü gibi bakan insanlarımıza gönderiyorum. Efendim Salamis Harabeleri, Soli Harabeleri, Vuni Sarayı. Üç tane kalemiz var tepenin dağların beş parmakların üzerinde. Sentilaryon, Bufavento, Kantara. Mausa Girne kaleleri, Lefkoşa Hur surları, Lefkoşa'daki cami, Mausa'daki büyük camiye biri St. Sofia, biri Sen Nikola, Selimiye ve Lala Mustafa Paşa isimlerini aldılar. Bunlar ve bütün diğer tarihi eserler, her şey bizim en büyük zenginliğimizdir. Ve inanın Başka ülkelerde bu kadar küçük coğrafya içerisinde bu kadar zengin tarihi eser söz konusu değildir. Çok daha iyi değerlendirebiliriz, çok daha iyi yapabiliriz biz buralarını. Örneğin mesela öğrendikçe keyif alıyorum ve öğrendikçe bu yerlerin değerini daha çok anlıyorum. Bu pandemi döneminde birazcık hafif açıldık saçıldık durumlarına geldiğimizde ...yürüyüş yapmak istiyorsak, gezmek istiyorsak... ...bu yerler açıksa bence değerlendirmek lazım, gezmek lazım, görmek lazım. Yani Maraş'ın yıkıntılarından çok daha kaliteli ve çok daha güzeldirler diye düşünüyorum. Ne yazık ki fazla iyi değerlendiremedik. Biz ee, bir otello noktamız var, bizim otello olayımız var Mausa Kalesi üzerinde ki... ...orada bile doğru dürüst bir tanıtım yapabildiğimiz inancında değilim ki... Burada pembe alanlarında bir miktar öne çıkması ve insanlara bir şekilde anlatılması gerektiği inancındayım. Hiç kimsenin e, onurunu incitmeden, hamasete kaçmadan bazı e, bazı ne diyeyim pembe alancıklar söylenebilir. Kantara Kalesi ile ilgili, Sentilaryonla ilgili bir ara. Sentilaryonun Walt Disney'in filmlerine ilham olduğu iddia edilmişti ki bayılmıştım ben ona. Kantara e, kalesini de yapabiliriz. Kimsenin özel hayatına girmemek lazım. Kimsenin cinsel yönelimi bizi ilgilendirmez. Ama gay turizmi dünyanın en çok para bırakan turizmleri arasındadır. Bunu bilmek lazım ve bizim Kıbrıs'ın tarihinde. Gay olduğu iddia edilen çok önemli bir kralın da adı geçmektedir. Arslan yürekli Richard İngiliz kralı. İngiltere'de hala bu konuyu tartışmaktadır. Ee, sevgilisi ya da nişanlısı aslan yürekli Richard hiç İngiltere'de yaşamadı aslında galiba bildiğim kadarıyla daha çok Fransa'da yaşıyordu ve bir Fransızca konuşuyordu ee, o konuda İngilizlerle Fransızlar arasında hep tartışma konusudur ama ben o dönemde yaşamadığım için pek bilmiyorum ee, bu konuda çok, çok tartışılan bir konudur cinsel yönelimi aslan yürekli Richard'ın. Kıbrıs'a haçlı seferleri sırasında nişanlısı Josephine'i kurtarmaya geldiği iddia edilir. Korsanlar tarafından veya o dönem e, Kıbrıs'ı yöneten insanlar tarafından kaçırıldığı söylenen Josephine'i kurtarmaya gelmiş gelmişken gelmişken Allah dedik dedi yani gelmişken bir bakah dedi. Kurtarak dedi, sonra Allah dedi. Almış Kıbrıs'ı, Şimdi oradan hareketle aslında Joseph'in için değil Frank için gelmişti diye Netflix'te film bile yaptırmak işte Kuzey Kıbrıs'ı tanıtmaktır diye düşünüyorum sevgili Fikri Ataoğlu bakanım. Yani ne kadar güzel olur Netflix'e bizim bir film sokabilmemiz veya Türkiye televizyonlarında Abuk sabuk demeyeceğim emeklerine insanların saygısı son, saygım sonsuz da yani kahramanlık filmi çekmek de işte Kıbrıs'ın tarihini anlatıyoruz diye e, maytap geçmek yerine ki ona da saygım sonsuz gerçekten. Hürmet ediyorum eleştirirken ama yani biz sokabilsek Netflix'e Aslan Yürekli Richard'ın gerçekten e, sağlam bir gay olduğunu... Ki Mavi Köşk örneğini de verir Halil Oktunç. O Mavi köşkle uyduruyoruz ama hocam Mavi Köşk'te anlatılan hikayeler yalandır. Mavi Köşk'ün sahibi olan adam çok zengin bir adamdı. Lefkoşa'daki Başaranı Spor Salonu ki Halil Oktunç hocam o spor salonunun içinde çok basketbol oynamış bir eski basketbol sporcumuzdur ve hocamızdır tabii ki. O salonun sahibi olan adam... Mavi Köşk. Ama ben bitireyim Halil Hoca. Sen hatırlatma Mavi Köşk de geri geleceğim. Tamam. Tamam. Şimdi yani yapabilsek öyle bir bir şey ve desek ki Arslan Yürekli Richard aslında Josephin için değil Frank için gelmişti. Yani hatta yani bizim geldiğimiz yani Osmanlıların geldiği dönemden Sonra olmuş olsa Ahmet Mehmet Mustafa vereceğiz bir isim ortaya ama yok bizden önceki dönemlerden bahsediyoruz. Biz daha henüz gelmemişiz 1571 olmamış daha çok öncesi ee, bin yüzlerde bin yüzlerin içerisinde. Şimdi gelmiş aslan burada <laughs> geziniyor Frank'ı görmüş demiş çocuk güzel falan yani Frank'la yaşadığı aşkı Kantara'ya götüreceksiniz. Aha bu oda diyeceksiniz. Aha bu da yatak. Aha burada birbirlerini soğuk havada ısıtıyorlardı. Vücutlarının sıcaklığıyla birbirlerinin donmasını engelliyorlardı. Diye hikayeler anlatacaksınız. Yemin ederim o Esentepe açıklarına beş tane on tane kruvaze gemisi gelir. Ne gemisi? Kruvaze. Neyse adık. İşte transatlantik derdik eskiden. Yani o gemilerden cruise, cruise diyor İngilizler. Cruise gemisi gelir, onları sandallar... Limana gerek yok babam. Uygun sandalcıklarınız olacak. Onlarla sandal değil. Yani kıyıya kadar gelebilen en azından bir iki iskele, bir iki ohto düzeltmesi yapabilirsiniz. Bir iki iskeleye yanaşan getireceksiniz onları. Çıkaracaksınız Kantara'ya otobüslerinizle. Orada tabii ki marketler kurulacak, orada Kıbrıs'ın bütün ürünleri satılacak. Kıbrıs'ın ürünleri limondan yapılmış, harnuptan yapılmış, zeytinyağından yapılmış ve bu ürünlere de bir takım yalanlar ekleyeceksiniz. Yani mesela diyeceksiniz ki Gerçekten seksizim yapmak amacıyla söylemiyorum ama gelen turiste bunu bize yapıyorlar gittiğimiz yerlerde. Siz niye yapmayasınız manamı diyor İngiliz. Ne yapacaksınız? Diyeceksiniz ki bu zeytinyağını süreceksin. Sonra yarım kaşık içeceksin. 30-32 dakika bekleyeceksin. Dünyadaki bütün cinsel gücü artırıcı ilaç kullanımı iptal edilecek. Bu, orada benim bir tane Kırımlı var. Bu Kırımlı'nın şeyinden zeytinyağı tabii ki bizim kendi zeytinyağımız olacak. Tabii ki. Ekoliv. Evet. Ve Kırımlı'nın pekmezi. Bir kaşık. Çorba kaşığı. Sabah. Abi sen köşeyi döneceksin ama senden önce dönecek olan vücudundaki el kol gibi organların olabilecek. Yani öyle bir ilaç diye satacaksın. Bu limon diyeceksin Kıbrıs limonu. Bu da diyeceksin lefke portakalı. Portakal çok güzel satıyor. Bunların hepsi koronavirüse de iyi gelir her şeye iyi gelir abi. Yani dediğinde bunu hatta bizim başka ürünlerimiz de var. Hafif alkolü de karıştıracaksın. Çünkü biz içmeyebiliriz. inancımız gereği ama onlar içiyorlar Halil Hocam. Değil mi? Evet bence yapmak lazım bunları. Evet özel hayatın gizliliği ayrı, insan hakları ayrı dediğiniz Halbuki özel... Ha onu öyle demedim. Yani... İnsan haklarım insan haklarına girip de dedim sevgili Mehmet Kaptan ben sen ifade özgürlüğü falan filan karıştırmayın ama dedim özel hayatın gizliliği tabii ki insan haklarıdır, mihenk taşıdır çok teşekkür ederim ee, eski avukat kardeşimiz eski avukat diyorum sana. İlgili yasanın 12. maddesindeki istisnalarına da dikkatinizi çekerim hürmetler. Tabii ki istisnaları da okudum. Şikayetçi kişi teknik olarak hukuk davasında davacı, ceza davasında müşteki olur. Tabii ki. Evet. Konumuz pembe alan dedin diye örnek verdim. Ayrıca gırbacı unutma. Unutmam gırbacı da. Gırbaç. Gırbacı da. Vereceksiniz ahaliye. Gırbacı da. Gırbaç nedir? Meyhanelerde işkiden sonra meyhanecilerin büyük çoğunluğunun verdiği şeydir. Evet, gırbaç, bir o gırbaç, bir de şu anda sokakta maskesiz dolaşanlara uygulanması gereken cezanın türüdür. Şimdi Halil Hoca hatırlat dediydim, bana dediğim neydi hatırlatacaksın bana? görün. Ha, mavi köşk. Mavi köşk. Mavi abi pekmezleri her sabah mı yiyeceğiz? Not almayı unuttum. Abi her sabah bir kaşık o korona içindir. Ama koymaktan şeyli gelen tencereye koymak gibi falan. Ee, onun için olanı e, cimnastik hareketlerine başlamadan önceki 40 dakika 45 dakika içerisinde uygun görülmüştür diye düşünüyorum. Şaka yaparım. Yok inanan da darmadağına dek ortalığı Samet Karakoç. Sevgiler, saygılar. Efendim Mavi Köşkümüzde Mavi Köşk e, işte Rum kardeşimizin Mavi Köşk'ün hikayesi hep anlatılır. Mavi Köşk hikayesi. Rum sahibi işte Makarios'un avukatıydı, avukatıydı. Burada çok büyük şeyler olmuştu, çarpışmalar olmuştu falan filan değil. Paolo Pavlidis, Pavlidis, Pavlidis'in garajı. Paolo Pavlidis bir zengin Rum'du. Araba, otomobil ticareti yapıyordu. avukat olduğu söyleniyor ama hiçbir zaman Avukatlık yapmadı. Orta Doğu'nun en büyük silah tüccarıdır dendi. Silahla hiç uğraşmadı. E, o bölgede çok ciddi çarpışmalar oldu deniyor. Kurşun atılmadı o bölgede. Neyse. E, ama Paolo Pavlidis aslında önce Beyaz Evi yapmıştı. Beyaz Evi yapmıştı ve 58 yılında yapıldığı söyleniyor Mavi Köşkün Hayır, 72-73'lerde bitirildi. Orada çalışan tepe başlı Kıbrıslı Türkler var. Çok yakından bildiğimiz... Ee, dolayısıyla Mavi Köşk aslında Paolo Pavlidis zengininin yaşam tarzıydı. Biraz e, başka tür merakları olduğu da söyleniyor ama tabii ki bizi ilgilendiren yanı o yalanları artır istersen daha da söyle. Hele en güzeli yatağın arkasında bir boşluk var oradan girip kaçıyormuş adam ama... Oraya bakmayı hiç kimse akıl esmedi. Biz bunu şeye söyleyebiliriz. Vuni'de gittim bir gün. Dedim burada bir çukur var. Bu çukuru dedemin dedesinin dedesinin dedesini ben o bölgeliyim, olabilir de dedelerimden biri Hunilidir. Oradan giriyordu, Yeşilırmak'tan çıkıyordu falan diye. Ee, geçelim. Efendim, <laughs> turizm. Turizm çok önemli. Ee, Rumlar, İngilizler. Ee, evet, İngilizler, Rumlar, Avusturyalılar, İsrailliler, Suudi Arabistanlılar. Aşıda bayağı hızlı gidiyorlar, bayağı iyi giden ülkeler bunlar. E, turizm konusunda bazı açılımlar. Türkiye'de tabii ki bunlardan bir tanesi. E, İngiltere'de henüz bugünkü medyaya göre e, henüz net bir şekilde insanlara siz tatile gideceksiniz denmedi. Ama 17 Mart'tan itibaren, e, 17 Mayıs'tan itibaren İngiltere'de iç turizm başlayacak. Kesin o. Dış turizm nasıl başlayacak iki devlet arasındaki ilişkiyle mutlaka çözüm yöntemi bulunacak. Ama bu konuda bu konuda Rum tarafı bizden birazcık önde görünüyor. Bunu ortadan kaldırmak için bazı projeler planlar yapılması lazım. Yarın ekonomik anlamda biraz daha belki ileri gidebilmemizi sağlayacak maddi katkıyı bulabilmek maksadıyla Başbakan Türkiye'ye gidecekti ama o iş 3 Mart'a kaldı Sayın Başbakan 3'ünde imzalayacak Çarşamba günü 3 Mart'ta imzalayacak Annem bana mesaj göndermiş Sevgi Yıldız'a teşekkür ediyoruz Tema Yavaş bize Selamlar etmiş Çok teşekkür ederim Evet Evet ve ve turizm tabii ki e, dün Türkiye'ye giden ve e, Sayın Fuat Oktay'la da görüşen ekipte Kıbrıs Türk Otelciler Birliği'nin başkanı da vardı Dima Çağner duygusal bir paylaşım yaptı ama bu paylaşımı farklı taraflara e, çekti, çek, çektiler anne paylaşımı yaptı Dima Çağner e, çok uygun bir bir şeydi söyledikleri. Anne şefkatinin ne olduğunu anlatmaya çalışıyordu ama şöyle de bir paylaşımı bugün tekrar yapmak zorunda kaldı. Görüyorum ki benim ana sevgisini paylaşımım çok ilgi gördü. Olumlu ve olumsuz. O nedenle oradan devam edeyim. 1993-98 yılları arasında Ankara'da okudum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, annem Tangül Çaner biz de Allah rahmet eylesin diyoruz. O dönemde Ankara'da ablamın yanında kalıyordu. O nedenle ben hiç Ankara'da zorluk yaşamadım. Hep bir soranım vardı ve aynı yerde aynı evde kalmasak dahi annem ile aynı şehirde olmanın getirdiği bir huzur vardı. Ekonomik örgütler platformu ile yapılan ziyarette Zaten Ankara'ya olan bağım ve anılarım olumlu için yapmış olduğumuz Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bey ziyareti öncesi temaslarda özellikle Ankara Ticaret Odası'nın ilgi ve sevgi ama öyle yapmacık misafir ağırlayalım türünden değil bir özlem içten gelen bir sevgiden bahsediyorum karşılıksız. Tabii bir de leymosunlu bir annenin çocuğu olmak da var. Bu sevgiyi yoğun hissetmemde Nasıl zor kurtuldular Rumun elinden hikayeleri hala kulağımda. Yıllarca yan yana yaşadıkları komşuların savaş ile birlikte ortadan kaybolup destek vermedikleri hikayeler. Nasıl her şeyi bırakıp sınırdan geçerken yaşadıkları korkuların hikayeleri bunlar. Nasıl Türk askerinin gelip bu yaşanan zulmün bitirilmesi için dua ettiklerinin hikayeleri. Yıllar sonra anlattığı zaman sesinden o günlerin korkusunu hissettiğim hikayeler. İşte bu anne sevgisi konusunun açılımı budur değerli dostlar diyor. Var yani bu his bende. Ankara'da olunca ne yapabilirim ki hele bir de Anadolu insanı bana çıkıp derse ki ben de olmasın güzellikler sende fazla olsun siz daha çok bedel ödediniz derse eh artık insan olan Bence ne hissederse ben de onu hissettim. Çok da gururluyum bu duygudan. Buradan tüm annelere sevgiler, saygılar, hayatta olmayanlar Allah'tan rahmet dilerim. Çok güzel açıkladı bir kez daha Tangül Çağıner'e. E, Allah rahmet eylesin diyorum. E, sevgili Dimağ Çağıner'in anlattıkları tabii ki çok güzel. Ankara'da e, ben de yaklaşık 10 yıl önce bulundum sevgili Dimar Çağıner'den. E, 85'ten 89'a kadar... Ee, ama iyi ki ben gitmemişim Ankara'ya şimdi Fuat Oktay'ın karşısına çünkü sevgili Dima Çağıner'in yaşadıklarını bana da Ankara'da yaşatan baba sevgisini, dayı sevgisi olarak hissettiren bir dayım vardı Ahmet Teralı. Allah rahmet eylesin. Ahmet Teralı aynı zamanda Dima Çağıner'in babasının Erenköy'den asker arkadaşıdır. Ve sevgili Ünal Çağaner'e de ellerinden öpüyorum. Sağlık diliyorum, mutluluk diliyorum, huzur diliyorum. Ve inşallah önümüzdeki sene çok mutlu olur işlerinden dolayı diyorum. Turizm açısından hem sevgili Dima hem babacığı bahsettiği. Evet ama şimdi ben gitmiş olsaydım ben dayımın bana yaptıklarından ve yengemin tabii her ikisini de yengem hayatta Allah uzun ömür versin sevgilerimi iletiyorum. Ee, şimdi hep söylüyorum diyorum ki işte ben gitmiş olsaydım ey sevgili Dima ne diyecektim? Dayı sevgisi. Dayımın sevgisi. Dayılarımı çok seviyorum iki tanesi hayatta. Onlara da sevgilerimi iletiyorum. Görmüyoruz çoktandır onları. Ama iyi olsunlar, sağlıklı olsunlar, mutlu olsunlar. Görmeyelim bir miktar bir şey değil. Yanaşmayalım, yanaşmayalım kimseye bu aralar. Evet, Dima Çağaner'in paylaşımı da buydu. Anne sevkati dediği de kendi annesiyle ilgiliydi. Ee, bizimkisi biraz dayı şefkati olacaktı. Dayınız banka varsa Ankara'da işleriniz kolay olur anlamına gelecekti ki gelmesin daha iyi diyelim. Ve Dima de paylaştı, gazetelerde de bugün vardı. Sabahki programımızda da bunu konuşacaktım ama vaktim olmadı. Dedim ki nasıl olsa dükkan bugün bir saat daha bizim. Akşam üzeri konuşuruz bu programı. Ata Atun hocam, Ata Atun ağabeyim diyeyim hocamız abimiz Hindistan Pakistan çözümü önerdi. İlginç tabii ki herkes önerebilir. Bir miktar şaka da sevgili Atatürk'ün hocamla yapacağım. Şimdi Hindistan Pakistan işleriyle ne uğraşın bu hoca O vazgeç Allah aşkına ikisi de çok ayretmedi. Keşke benim de bir e, çözümüm var. Cenevre'ye de gidiyoruz bugünlerde biliyorsunuz. Ne zaman gidilecek Cenevre'ye? Ona da bir bakalım. Ne zaman gidilecek diye Cenevre'ye? Nisan ayının sonlarına doğru galiba. Evet, Nisan ayının sonlarına doğru gidilecek Cenevre'ye 27-29 Nisan olması lazım. Evet, 27-29 Nisan. Bu konuda Fililefteros gazetesinin ilginç bir yorumu var, ona geleceğiz. Ata Atun hocamın yazısını da mutlaka okuyun diyorum. Hindistan-Pakistan iki millet çözüm önerisi. Çok ilginçtir Ata hocamın ama benim teklifim, benim önerim doğrudan Yeni Zelanda'ya bağlanmak. Kuzey Kıbrıs'ı doğrudan Yeni Zelanda'ya bağlayalım. Casim de baksın bize, oradaki başbakan ee, diye düşünüyorum. Bu da benim çözüm önerim. Eminim yani referanduma gitsek bizim benim görüşümün kazanacağından mutlak eminim de Yeni Zelanda bizi ne Yani ne yapacak bu kadar sorunlu bir yeri alsın da başına bela olarak şey yapsın. Yani fukareler dünyanın en mutlu insanları. Yeni Zelandalılar, Norveçliler, İsviçreliler, Danimarkalılar falan bize seçenek de sunulabilir. Yani denebilir ki aşağıdakilerden hangisiyle enosis yapmak istiyorsunuz? enosis yani birleşme falan. Yunanistan zaten son sırada çıkar artık. Kıbrıs durumlarında da öyle bir derdi yok. Bence Norveç ya onlar birleşmek istemez de bizim yani eğer illaki bir sorun çözeceksek bir yere birleşeceksek veya ayrılacaksak Hindistan, Pakistan gibi ne bileyim Tayvan modeli, Kosova modeli, El Cezire yok mu öyle bir model? Öyle bir model yok. El Cezire nereden çıktı? O televizyon adıdır. <laughs> Efendim Filistin İsrail modeli veya işte Hindistan Pakistan modeli. Ben de diyorum ki en güzeli Yeni Zelanda'ya bağlanmak. Ee, bunu da söyleyelim. Kıbrıs sorunuyla ilgili şaka yaptık tabii ki. Kıbrıs barışına yönelik müzakere tarihi önce yine güneydeki basına yansıdı. E çünkü onların ilişkileri var, onların muhabirleri var, onların çok fazla diplomatları var, onların çok fazla tanınmış bir Dışişleri Bakanı var. Yani bizdeki Dışişleri Bakanlığı'nın yani daha çok işleri işte konsolosluk işleridir gibime geliyor. 27-29 Nisan tarihleri arasında Birleşmiş Milletler gözetiminde Cenevre'de bir müzakere süreci başlayacak. Yani 27'sinde gidilecek, büyük bir ihtimalle 28'inde bir toplantı yapılacak. 29'unda son bir bir şey denenecek ve topla valiz gel Kıbrıs durumuna gelinecek. Evet 3 aşamalı olacağını iddia ediyor güneydeki Filelefteros gazetesi ve Filelefteros'a göre birinci aşamada gayri resmi beşli konferansın hazırlığının yapılması gündeme gelecek. Evet öyle bir durum olacak. Gayri resmi beşinci Beşli Konferansın hazırlığı yapılacak. Sonra BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Hall Lut adaya gelecek. Lut Mart ve Nisan aylarının başlarında adaya gelerek Mart ve Nisan aylarının başlarında birinin Mart birinin Nisan nasıl oluyorsa hazırlık temasları yapar. her ikisinde de gelebilir. Endaksi Endaksi filmi. Lut'un ziyaret tarihleri 6-8 Mart ve 9 Nisan'da planlanacak. Lut 6-8 Mart tarihleri arasında gerçekleşmesi beklenen ziyaret sırasında Kıbrıslı liderler Nigos Anastasiadis ve Ersin Tatar'la ortak görüşme olasılığı var. Ortak, ayrı ayrı değil. AB dışişleri ve güvenlik politikaları yüksek temsilcisi Joseph Borrell 4-5 Mart tarihlerinde adaya gelecek. Kıbrıslı toplum liderleriyle görüşecek. Yani önümüzdeki hafta ee, Perşembe Cuma günleri Borrell hem Anastasiadis hem Tatar'la görüşecek. Borrell'ın ziyaretinde Kıbrıs sorununun çözüm şekli ve bu çözüm şeklinin AB parametreleri içerisinde yer alması konuları ele alınacak. İkinci aşama Müzakerelerin hazırlık evresinin ikinci aşaması da Cenevre'de 27, 28 ve 29 Nisan tarihleri arasında beşli zirvede olacak. Bu zirvede barış müzakerelerinin başlama tarihinin açıklanması beklenmiyor. Beşli zirvede teknik düzeyde çalışmalar için bir takvim açıklanabilir." demiş. Ve üçüncü aşama BM Genel Sekreteri Antonio Guterres taraflardan BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirebilmek amacıyla Temmuz ayına kadar bir sonuca ulaşmalarını talep edecek. Yani bu yazda bu yazda bir miktar bu konularla uğraşacağız. Bu konuları gündeme alacağız demektir diye düşünüyorum. Evet, Filelefteros gazetesi yazmış bunları. Ee, tabii ki e, bu konuda bizim Dışişleri Bakanımızın da açıklaması var. Ee, Sayın Tahsin Ertuğruloğlu'nun. Ee, ödeme zorluğu olan herkesin borcunun yeniden yapılandırılacağı konusu da bugün öğleden sonra gündeme düşen konular arasında. Sayın Ersan Saner mecliste bugün bu konuda bir konuşma yapmış ve bu ee, bir to soru üzerine bu konuyu anlatmış evet evet bunları da sizlere aktarmış olalım. Meclis var bugün biliyorsunuz ve genel kurul devam ediyor diye haberimiz vardı. Bilmiyorum bitti mi şu anda. Tabii genel kurulda kimse yoktu. Bir ara gözüm takıldı. Yükürsüde adam konuşuyor. Adam değil milletvekili yani özür dilerim. Şey diyor Sayın Başkan değerli milletvekilleri diyor milletvekili bir veya iki kişi var. Evet Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı resmiye Can Altay bugün Gazimaos'a limanına giderek 2017'de bir bölümü yıkılan ve yeniden yapımı için çalışmaların başlatıldığı ahşap iskeleyi inceledi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazimağusa'da incelemelerde bulundu. E, Gazimaos'a posta dairesini de limanı da inceledikten sonra gezdi. İş yoğunluğu da göz önüne alındığında mekan olarak oldukça yetersiz olduğunu söylüyor. Eee... Posta Dairesi ile Planlama ve İnşaat Dairesi yetkililerini görevlendirdi daha iyi şartlar bulunabilmesi adına. Evet. Bugün yaşananlar arasında bu da vardı. Bu arada Sayın e, Ali Pilli bugün e, İsmail Arter ile görüştü. Gazimovsa Belediye Başkanı ile Gazimausa Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı'nın işbirliğinde Gazimausa'da hizmete sunulan Mausa Arena'daki PCR merkezi ve MGA tesisinde aşı merkezini de ziyaret etti. Gazimausa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Arter, Sağlık Eski Bakanı Doktor Ali Pilli'nin Gazimausa'yı ve belediyeyi ziyaretinden çok mutlu olduğunu belirtti. İlginç bir ziyaret bence. Yani şimdi bu konuda komplo teorisi yazacak olursak... Sayın Ali Pilli, Ersan Saneri kendi yerinde vuruyor <laughs> diyebiliriz. E gitti oralara, İsmail Teri de çekecek. Şaka şaka tabii ki son derece iyi niyetle bir ziyaret olduğundan... eminim. Bir bakandan öte bir doktor olarak tıbbi bilgileriyle kendilerine ışık tutan Ali Pilliye çok değer verdiğini ifade eden Arter, çok zorlu görevin yerine getirildiği bu aşamada olumlu ya da olumsuz bir şey söylemeye gerek olmadığını, pandemi döneminde olanları toplum nezdinde tarihin yargılayacağını söyledi. İsmail Arter ilk seçimde Ali Pilliyi destekleyeceğini demedi, 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 demedi. Şaka şaka seçimi karıştırmayın. Öyle bir şey demedi. Ama ilginç buldum ben Sayın Ali Pilli'nin Mausa'ya gitmesini. Gidemez mi yani? Gider tabii ki ama ben ilginç de bulabilirim. Bulamaz mıyım yani? Bulurum tabii ki. Neden olmasın ki? Evet, araç muayene listesi Gündem Kıbrıs gazetesi yazdı bugün internette. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2020-2021 yılı motorlu araçlar muayene listesini yeniden düzenledi. Covid salgını nedeniyle muayene listesine... Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı, GOV, CTTR, Portaz 27 muayene listesi PDF bağlantısından ulaşılabilir. Plaka numaranıza göre, e, örneğin e, plaka numaranız diyelim ki M ML ise, mesela benim arabam ML'dir, ML ise ne zaman? 074... Yani 07 Nisan 16 Nisan tarihleri arasında gidecekmiş meleler. Mele, mele, meleler. Evet. Motosikletler farklı tabii ki. Bu size söylediklerim motorlu araçlar. Muayene tarihleri tüm muayene merkezlerinden bulabilirsiniz. Gündem Kıbrıs'a da girip bakabilirsiniz. Bu da önemli bir e, haberdi. Bu arada belirtelim Mesarya bölgesinde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 13-15-30 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak. 13'ten 15-30'a kadar. Yani yaklaşık 2,5 saat elektrik yok Mesarya'da. Bu nedenle tüm Mesarya'da elektriği kesilen vatandaşlara hükümet tarafından yüzer bin dolar şey verilecek ne derler? Monopoli parası belki oyun oynamak istersiniz diye. Nasıl böyle bir ülkemiz olsa size elektriğinizi kestik özür dileriz. Bütün elektriği kesilenlere bundan dolayı hediye 50'şer bin dolar veriyoruz. Ne isterseniz yapın yiyin için yutun. Evet tabii neden? Çünkü para bol. Her taraftan doğalgaz fışkırıyor, petrol bulmuşuz. Dün daha Brunei Sultanı buradaydı. Bizim başbakan bekletmiş gene iki buçuk saat kapıda ne ister be bu gene borç mu istemeye geldi be falan diye Hasan Al Elbolkiyaha bıraksın iki uçakta gitsin demiş onun çok uçağı var falan gibi konuşmalar yapabilir miyiz bilmiyorum bilmiyorum. En iyisi ne yapalım biliyor musunuz sabah Ahmet Yaşifti konuğum sağlık eski bakanımız yürüyelim bol bol yürüyüş yapalım birbirimizi küfret, küfretmeyelim birbirimize belaltı vuruşlar yapmayalım onun bunun ekmeğiyle oynamaya çalışmayalım herkes bu ülkede birbirini seviyor herkes birbirine saygısını duysun sempatisini göstersin birbirimize saldırarak birbirimizi aşağılayarak birbirimize vurarak hiçbir yere gidemeyeceğimizin bilincinde olmamız gerekiyor evet Evet Necati Ahmet kardeşim bana fotoğraf atmış bugünkü meclisten. Jimmy Möller kardeşim 3 milyar euro kaç TL'dir abi? Güney'e bu parayı veriyor Avrupa Birliği. Üstelik adada askeri üssü bile yok. Avrupa Birliği tek çıkış yolumuzdur. Dünyalı olmak isterik. Ebay'den bir mum bile alamayık. Ne McDonald's var ne Marks and Spencer. Bütün güzel yerleri askerler tutar üstelik memleket dökülür. Hayat mı bu? E, i̇yi de kurtardılar bizi ha diye bir yorum yazmış. Ee, Necati Ahmer Özkan gördü mü bugünkü meclis salonunu biraz önce bahsetmiştim bir aydır kapalı olan meclis bomboş nedir be bu maskaralık meclisin fotoyu sana özelden yolluyorum diyor ben de aldım meclisimizin fotosunu ee, sizlere de gösterebilirim meclisi ama gerek yok açın bakın zaten göreceksiniz ee, meclis bomboş meclis bomboş çok kötü bir durum tabii ki ee, görüntü çok kötü 3 milyar Türk lirası, 3 milyar dolar. Özür dilerim. Bugün 3 bugün değil. Avrupa Birliği Güney Kıbrıs'a Kıbrıs Cumhuriyeti'ne katkı maksadıyla 3 milyar dolar. Yani 3 1, 2, 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 bin milyon milyar. Bu da eder Türk lirası olarak 26 milyar. 454 milyon 192 bin Türk lirası. Yani bizim 2021 yılı bütçemizden iki buçuk adet, yaklaşık olarak iki buçuk adet KKTC bütçesini Avrupa Birliği Güney Kıbrıs'a verdi. Ne olarak bu e, korona sürecini ee, bu şekilde yönetsin diye. Ali Unyayar Yeni Zelanda'yı batıracaksın galiba diyor. Nereden? Bırak insanları diyor. Ahmet Aydın teşekkür ederim Hatice Momin. Çok sağ olun. Gözümüz aydın. Hükümetimiz iki adet morg buzluğu ihalesine çıktı. Ee, i̇nsanlar herhalde e, öyle oluyor. Ee, sağ ol anneciğim. Canel Paşa Allah iyiliğinizi versin. Çok güldüm. Nereye güldünüz Canel, Han Canel Hanım? Anlamadım ama tam o saat çünkü bakamadım şimdi hangi şakaya, espriye bir şeye yoksa ciddi haberlerimizden birine mi güldünüz yoksa dayım meselesini mi gördünüz? Ankara'dan abim gelmiş. Ersan Bey Ankara'ya çarşamba günü gidiyor biri soru sordu. Neden gecikmişler bilmiyorum. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı Avusturya Büyükelçisi'ni kabul etmiş. Bugün 24'ü müdür bugün? Yok bu dünkü bir haberdi bizim gözümüzden kaçtı. Ersin Tatar bugün yani dün Avusturya büyükelçisi Eva Maria, Ave Maria değil Eva Maria, Ave Maria'ydı o şarkının adı, duydum onu. Turgay'ı abi uyandırmak için söyledim Almanya'da. Ave Maria, ne güzel şarkıdır o da ya, Ave Maria. Evet, efendim Avusturya, e, Avusturya şu anda açılmayı planlayan, turist kabul etmeyi planlayan bir yere geldi, bir seviyeye geldi. Onu düşünüyorlar. İngiltere başladı artık festival onaylamaya. Bu sene bazı festivaller go ahead alıyor. Artık bizim de biliyorsunuz çok panayırımız vardı. O panayırların Yapılması durumunu düşünüyorduk, e, düşünmüyorduk. Da yapılır mı acaba diye düşünüyoruk. E, bilmiyorum. Evet, Covid'in İngiltere'de Covid 19'un e, alarm seviyesi düşürüldü. E, bu da önemli bir gelişme. E, bu da demektir ki e, artık daha az risk içerecek bu durum. Daha az risk içerecek. İngiltere'de bu konu bugün gündemdeydi. Tabii artık sabahları yetiştiremedik birkaç gündür. İngiliz gazetelerinin bugünkü ön sayfalarını yetiştiremedik sizlere. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nden de bahsedemedik sizlere. Dün akşam ve... Bugün tabii ki Şampiyonlar Ligi de var. Ee, bu akşam Avrupa Ligi Perşembe akşamımız. Ama dün akşam e, Şampiyonlar Ligi vardı. Hemen onlardan da bahsedeyim sizlere. Çünkü Tottenham dün akşam oynadı maçını. Tottenham Avrupa Liginde oynuyor ama bir gün erken aldılar Tottenham'ı. Ee, bu akşam Avrupa Liginde Tottenham akşam 4-0 kazandı. İlk maçı da deplasmanda Wolfsburg'a karşı 4-1 kazanmıştı. Turatlar. Ajax ve yani son 16'ya kaldı. Ajax Lille oynuyor bu akşam. Arsenal Benfica, Hoffenheim Molde, Rangers Royal Antwerp, Napoli Granada, Shakhtar donex Maccabi Tel Aviv, Villarreal, Salzburg, Milan, Kızıl Yıldız, Bayer Leverkusen, Young Boys, Club Brugge, Dinamo Kiev, Dinamo Zagreb, Krasnodar, Leicester City, Slavia Prag, Manchester United, Real Sociedad, PSV Eindhoven, Olympiakos ve Roma, Braga maçları bu akşam oynanacak. Bu akşam oynanacak. Ee, bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Ve Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta 0, Real Madrid 1, Borussia Mönchengladbach 0, Manchester City 2. Dün akşamki sonuçtu bu. Bunu da sizlerle bir gün önce de Atletico Madrid 0, Chelsea 1, Lazio 1, Bayern Münih 4'tü. Mart'ta artık oynanacak öteki maçlar. Mart ayında Şampiyonlar Ligi'nde bunlar oynanacak. Bu arada Türkiye'de yarın akşam, Türkiye'nin hiçbir takımı kalmadı son 32'de veya Şampiyonlar Ligi'nde. Türkiye'de yarın akşam, özür dilerim Cumartesi akşamı maçlar başlıyor mu acaba yoksa hayır. Yarın akşam 3 tane maç var. Wow. Beşiktaş Denizli, Konya Gaziantep, Gençler Birliği Yeni Malatya yarın oynuyorlar. Cumartesi günü 27 Şubat Cumartesi Fatih Karagümrük Alanya, Hatay Ankara Gücü, Antalya İstanbul Başakşehir, Rize Sivas ve Galatasaray Erzurum. Pazar günü Göztepe-Kasımpaşa ve Trabzon-Fenerbahçe karşılaşmaları, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmaları oynanacak. Ee, Türkiye'de, Türkiye liginde. Efendim, devam edelim. Son birkaç dakikamız kaldı sizlere. Bugün bakamadığımız Türkiye gazeteleri ön sayfalarından birkaç tane haberi de aktarmış olalım. Neler sizlere? E, aktaralım mesela. Mesela Sabah gazetesinin bugünkü manşetinde, Sabah bugünkü manşetinde kol kola girdiğiniz terörü ininde bitireceğiz diyor. Başkan Erdoğan'dan CHP'ye eleştiri. Şu anda e, Evet, şu anda CHP'ye böyle bir saldırı var. Tabii ki. Sabah Gazetesi'nin manşetinde bu vardı. Hürriyet Gazetesi'nin manşetine bakalım. Hürriyet Gazetesi'nin manşetine bakalım. Çoktandır serhat diyor bir şarkıcık bize söylemedin. İnşallah bir müzik eşliğinde size öyle bir şovcuk yapacağım bir gün canınızı sıkmak için de olsa. 201 mezar gerilimi demiş bugün. Yunanistan 6 aydır haber vermedi. Mezarlık yaklaşık 6 ay önce inşaat çalışması sırasında bulundu. Ancak Yunanistan aradan geçen zamana karşın Türkiye'yi haberdar etmedi. Türkiye durumu Yunan basınından öğrendi. 201 mezar gerilimi Ege'de tansiyon sürerken Türkiye ile Yunanistan arasında şimdi de mezarlık krizi çıktı. Halkidiki Halkidiki'deki Osmanlı mezarlarının depoya taşınması iki ülkeyi karşı karşıya getirdi. Mübadele öncesi 167 Türk ailenin yaşadığı Gargara yani Simandra köyünde okul bahçesindeki spor salonu inşaatı kazasında Osmanlı dönemine ait mezarlık bulundu. Buradaki 201'ini aş Türkiye'ye haber verilmeden depoya konuldu. Ancak basında naaşların kıbleye dönük olduğu ve bir mezarda da Osmanlı taşı bulunduğu haberleri yer aldı. Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu yetkilileri köyü ziyaret ederek bilgi aldı. Ankara'da es zamanlı çifte diplomatik girişim başlattı. Türk Dışişleri yaptığı açıklamada inşaat çalışmalarının derhal durdurulmasını, naaşların dini inançlara uygun şekilde ve törenle bulundukları yöreye defnedilmesini e, gerçekleştirdi. Bu da bugün... Hürriyet'in ön sayfasındaydı. Çok büyük bir olay daha. Amerikalı ünlü golfçü Tiger Woods trafik kazası geçirdi. Polis açıkladı herhangi bir şey yok normal bir trafik kazası diyor. Ee, Tiger Woods hava yastığı sayesinde kurtulmuş. Ve bir de tanıdık isim. Çok yakından tanıyoruz. Sevgili Temel Bulut 4 yıldır hapiste tutuklu yargılanıyordu. Hayali daireye 316 yıl hapis. İstanbul Esenyurt'ta 130 kişiye maket üzerinden ev satan Bulut İnşaat'ın patronu Temel Bulut dolandırıcılıktan mahkum oldu. Mahkeme Bulut'a 316 yıl 3 ay hapis ve 1 milyon 275 bin lira para cezası verdi. Diğer 5 sanık beraat etti. Mağdurların avukatı Orhan Boran, konut satma vaadiyle dolandırıcılık yapanlar artık çok ciddi hapis cezası alacaklarını bilmeliler dedi. 316 sene hapiste kalacak. Ondan sonra çıkarsa gelecek memlekete. Kıbrıs'ta da davalıları var çünkü. Dava açtıkları yani bulut temel buluta dava açanlar var. bu da biz 316 sene bekleyeceğiz anlamına geliyor. Evet bu da Hürriyet'in bugünkü ön sayfa haberlerinden biriydi. Ülkemizi de çok bir dönem çok seven bir arkadaştı. Temel Bulut geçmiş olsun dilelim ve 22154 asker tespit edildi. Başsavcılık deşifre edilemeyen yapıya dikkat çekti. FETÖ buzdağı gibi. Evet bu da FETÖ ile ilgili çok ilginç terör örgütüdür ya FETÖ. 22.154 asker hakkında şu ana kadar işlem yapılmış. 22.154 asker. Yani neredeyse işte iki tane ordu büyüklüğünde. Evet ilginç bir durum. Çok ilginç bir durum. Salgın döneminde eleştirilere neden olan AKP il kongreleri tamamlandı. İstanbul'da konuşan Erdoğan muhalefeti hedef alarak Kanal İstanbul'u yapacağız, inadına yapacağız dedi. Evet Erdoğan bir kutularıyla camilerimize girdiler iddiasını yineledi ve İstanbul'da Osman Nuri Kabaktepe il başkanı oldu tek aday olarak. Çok kalabalık bir görüntü var. Tabii ki bu çok eleştiriliyor Türkiye gazetelerinde. Son olarak sözcüye de bakalım. Lebalep ucuz ekmek kuyruğu İstanbul Belediyesinin ekmek büfelerinin önünde Lebalep ucuz ekmek kuyruğu millet geçinemiyor, gücü ekmek albaya ancak yetiyor. İstanbul halk ekmek büfelerinin önünde kuyruklar bitmiyor. İşte İstanbul Kasımpaşa'da büfe'nin önü demiş ve gerçekten acı bir görüntü var üzgünüz. Bu haberle bu günün öğleden sonra gündemini tamamladık. İzleyenlere, mesajlarını esirgemeyenlere çok 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 teşekkür ediyorum. Ahmet Aydın, Hatice Momin, Orhun Karagözlü, e, Necati Ahmet Özkan, Jimmy Möller, Sağolasın, olasın Karayel, Betül Karayel, Murat Gökçe, Canel Paşa, Seval Pilli Kanat, ee, çok çok teşekkürler yorumlarınız için. Sevgi Ildız, Tema Yavaş, Samet Karakoç, Halil Aktunç Hocam, Halil Oktunç Hocam, Mehmet Kaptan Bensen, sağ olasın. Berkem Redif yukarıda zaten Berkemcik, Ayşe Artürk, Halil Yeğen, Fikret İpekçoğlu, Yasemin Ertuna Ali Unyar Hocam. Sevgiler, saygılar. Evet, Murat Gökçe Hocam, sevgiler. Mehmet Akmandor, çok sağ olasın, sağ olasın. Ve şimdi aramız var, aramız yok. Aramız yok. Maşallah Erkan'a selamımız var. Maşallah Erkan şu anda bize Ayfilon'dan bir fotoğraf attı. Ayfilon'da güneş batımı dip karpazda. Ayfilon'da restoranın işletmecisidir sevgili. Maşallah Erkan. Ee, teessüf ederim sağ kardeş. Teessüf ederim. Dünyanın en güzel noktasında oturun ve bizi çatlatmak için fotoğraf atan güzel Lefkoşa'ya kapalı mekanın içine. Teessüf ederim. Çok güzel bir yerdesin. Sevgilerimi iletiyorum. İlk açılımda oralardayım. Hiç özledim dip karpazı gerçekten. Gerçekten özlediğim noktalarda bir tanesi. En az kendi köyüm kadar, Yeşilırmak kadar. Ve sevgilerimi iletiyorum sizlere. Yarın sabah 07.30'da buradayım. Cuma günleri öğleden sonra biliyorsunuz yok programımız. Çünkü öğleden sonraları. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümet ve parlamento mensuplarına namaz derslerimiz var. Uygulamalı namaz. Şaka yapıyorum ya. Hepsi biliyor namaz kılmayı. Bana mı ihtiyaçları var? Ya Türkiye'ye biraz daha yakın olsunlar anlamında söylüyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Haftanın dört günü. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe 16.20'de Serhat burada. 17.20'ye kadar. Ayrıca pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma sabahları... 07.30'dan 09.35'lere kadar yine burada. Yarın sabah buradayız 07.30'da. Zaten yatacığımı koydular bu araca. Yatacağım, uyanacağım. Buraya tekrar e, geleceğim. Efendim öyle değil tabii. Evimize gideceğiz. İşimiz var bekliyor. Efendim hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Sizlere selamlar ediyoruz. Berkem'in, Örsan'ın, ee, geldiyse Bilal'ın çok selamları var bizim yukarıdan. Arkadaşların geldi diyor. Bilal Kel geldi. Evet. Sizlere sevgilerimizi ilettik. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Ne yapıyorsunuz? Kanal T'den ayrılmıyorsunuz. Kanal T'desiniz.